Yine bir video sorumuz var, görelim. Aleyküm hocam. Benim bir tane oğlum var. Nerede hata yaptım bilmiyorum. Oğlum bizi dinlemiyor. Çoluğuna çocuğuna da bakmıyor. Çoluğuna çocuğuna biz bakıyor. Ama ne diyeyim? Ne yapacağımı bilemiyorum. Oğlum kötü yollara başladı. Kurtarmamın tek çaresi sizsiniz. Bize bir çare, bir yol gösterin. Hatimler okudum, cüzler okudum. Hiçbir çare bulamadım. Ne duası okuyayım? Bana yardımcı olun. Sizden çare bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hocam buyurun, neler söylersiniz? Muhsin Bey, bir zaman böyle psikolojik rahatsızlıkları olan bir delikanlıyı aldım. Merhum hem de hocamın da kızı, profesör, psikolog bir hanımefendiye götürdüm. Hanımefendi dinledikten sonra dedi ki, hocam bu oğlan bu işi isteyerek yapıyor. Bunun tedavisi mümkün değil. Kendi bu işten vazgeçmeli ki, kendi bu işten nefret etmeli ki, kendi nefret etmiyor. Yani o yüzden tedavimiz mümkün değildir. Kendinin nefret etmesi, kendinin bu işten kurtulmaya azmetmesi gerekir demiş idi. Onun gibi anaya bak, ananın yüreği yanıyor. Ya. Ana hangi duayı okusam acaba? Ama oğul hala o kötülük, o günah, bu günah bir taraftan Allah'a isyan ediyor. Eşini, çocuklarını ihmal ediyor. Anasını, ailesini gücendiriyor. Ve tubu ilallahi cemiyan eyyuhel müminune leallekum tüflihun. Ey müminler, topyekun tevbekar olun ki mutluluğa erebilesiniz. İbrahim Ethem Hazretlerine biri geliyor, diyor ki, efendim ben günah hastalığına yakalandım, bunun ilacı nedir diyor. İbrahim Ethem Hazretlerinin cevabı, öyleyse diyor, Allah'ın nimetlerinden faydalanma, hem Allah'a isyan et hem onun nimetlerinden faydalan. Hava onun nimeti, su onun nimeti. Ya Rabbi, nasıl onun nimetlerinden faydalanmamak mümkün olur mu? İkinci öğüdüm, Allah'ın mülkünün dışına çık ya. Allah'ın nimetlerinden faydalan, Allah'ın mülkünde ona isyan et. Bari hiç olmazsa Allah'ın mülkünün dışına çık. Ya yerlerde, göklerde onun mülkü, her yer onun mülkü. Peki, üçüncü öğüdüm şu, Allah'a gösterme. Gizli yerde yap bu günahı. Ya uzak, gizli, açık, kapalı söz konusu mu Allah için? Dördüncü öğüdüm, Azrail aleyhisselam gelip de emaneti alacağım dediğinde, ya Azrail hazırlanamadım ya. Yani biraz müsaade etti. Yani öyle olur mu yani? Feiza ca eceluhum la istakhuna saatan la istakhtumun. Ecel gelince ne bir an ileri ne bir an geri gitmez. Beşinci öğüdüm, efendim zebaniler gelip cehenneme götürürken, ne yapıyorsunuz ya? Ben cennete gitmek istiyorum de. Hiç dinler mi onlar? Neyle emrolunurlarsa onu yerine getirirler. Yeter diyor. Benim ıslah olmam için, ikaz olmam için bu kafidir bu diyor. Yani ben derim ki bu delikanlı, وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ, Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Ne yaparsın ya Rabbi, seni unutursak ne yaparsın? Size, sizi unuttururum. Allah korusun. Hak sillesinin sadası yoktur, bir vurdu mu devası yoktur. Ananın babasının da duasını almalı. Hulasa bu delikanlı tevbekar olmalı, bu yanlış yoldan dönmeli derim Muhsin Bey. Hocam, anne babanın bu hususlarda vebali olur mu? Yani her uyarıyı yapıyor, nasihat ediyor, öğüt veriyor, fakat oğlan ya da kız bir türlü yola gelmiyor. Peki ahirette anne baba bundan mesul veya da sorumlu olur mu?
Bundan anne baba sorumlu olmaz. Ama buluğ çağına erinceye kadar anne baba yeter ki görevlerini yapmış olsunlar. Onlara dinini, imanını öğretmiş olsunlar. O güne kadar ana baba vebal altındadır. Ondan sonra buluğ çağına erdikten sonra kız olsun, erkek olsun Allah'a karşı mükelleftirler. Kendi başlarına sorumludurlar. Anne baba bundan dolayı sorumlu değildirler. Teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.